Doğal güzellikleriyle, orman, göl ve yaylalarıyla ziyaretçilerine nefes aldıran Sakarya, Marmara bölgesinin Karadeniz sahillerine açılan mavi penceresi. Pek çok kültürün bir arada yaşadığı kardeşlik ve hoşgörü şehri. Geçmişten günümüze, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlardan göç eden toplulukların tüm renklerini barındıran Sakarya, zengin ve çok çeşitli bir halk kültürüne sahip günümüzde de. Sakarya, gelenekleri ve görenekleri, halk oyunları ve türkülerinde halkın yaşamını ve değerlerini barındırıyor. Sevdiğinin allı yazmasına türküler yakıp, onun yazmasının renginden, boyasından yola çıkıp sevdasını dillendiren Sakaryalılar, tüm sırlarını türkülerine, folklorik değerlerine fısıldıyorlar geçmişten bugüne. Sakarya'nın bu kültürel zenginliklerine gönül veren, bu değerleri korumak ve yaşatmak için emek veren sıcak yüzlerden biri Yaşar Şahin. Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneği'nin kurucularından Yaşar Şahin, derneğin ikinci başkanlığını yürütüyor. Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Genel Koordinatörü olarak da yöre kültürüne dair önemli çalışmalar yapıyor Şahin. Bundan sonra işte bir de şimdi 15 tatil giriyor ya, arkadaşlara da söyledik. Tamam. İşte şu günlerde çalışmamız olacak. Ona göre dedim yani kimse gitmesin tatiline. İstanbul'daki Emet Fuarı'nı biliyorsun, orada şey yapılacak, evet. Program yapılacak. Nurdan Hoca'nın iki grubundan bir grup çıkacak. Evet. Onlar da biliyorsun Üsküp oynayacağız güzelce. Hüsnü Hoca'nın çalıştırdığı gruptan da Karadeniz Kız, evet. Ondan olacak. Yerel değerlerini dört bir yandan gelen göçlerle zenginleştiren, bu kültürleri kaynaştıran Sakarya, zengin bir folklorunda yaşam alanı olmuş. Manileri, atasözleri, yerel giysileriyle bir kültür hazinesi olan il, türküleri ve halk oyunlarındaki renklilikle de farklı kültürlerin, farklı yaşamların özeti. Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanından göç alan Sakarya'da, bazen bir kemençe sesi Karadeniz'den esintiler getiriyor yöreye, bazen de armonika sesi eşlik ediyor Çerkez ve Abaza topluluklarının eğlencelerine. Eşine az rastlanır bu renkli folklorun araştırıcılarından, koruyucularından biri de Sakarya 7 Renk Kültür ve Sanat Derneği kurucu başkanı Ali Aktaş. Şimdi Sakarya Balkan ve Kafkas Halk Dansları topluluğu için biz bir yeni çalışma düzenleyelim. Bizim var olan pazartesi, çarşamba çalışmalarımızın içerisinde Salı ve Perşembe günü grubundan insanları yaptırdım. Pazartesi, çarşamba oynayanlar Salı, Perşembe. Bunları aktardıktan sonra zaten yeni yapılanmada da öğreteceğimiz yöreler başta Sakarya olacak. Olan. Artvin olmalı. Üstün orada. Trabzon olmalı. Evet. Orada. Mutlaka Üsküp olmalı. Kültürel ve tarihsel değerleriyle Sakarya'yı besleyen, Sakarya'yı benzersiz yapan iki ilçe Geyve ve Taraklı. Doğası ve Cumbalı tarihi konaklarıyla ilgi gören ve eskiden Geyve'nin bir beldesi olan Taraklı, günümüzde turizmin canlı olduğu bir ilçe. Geyve'nin kültürel değerlerini Taraklı'dan, Taraklı'nın folklorik unsurlarını Geyve'den ayrı düşünmek zor kuşkusuz. Her adımda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini şaşırtan Taraklı, asırlar öncesinin günümüze armağanı olan kültürel değerlerin, bu tarihi hazinenin izlerini taşıyor. Yaşar Şahin ve Ali Aktaş, yörede unutulmaya yüz tutan türkü ve oyunları derlemek için bir kez daha yollardalar. Geyve ve Taraklı'nın folkloruna özgünlük katan türkülü oyunlar, bu topraklarda doğup bu topraklarla ömrünü harmanlayan Ahmet İşsever'in yüreğinde ve belleğinde.
Yöresinin değerlerini yıllar boyu yüreğinde saklayan Ahmet İşsever, gün ışığına çıkarılacak Sakarya kültürüne yeniden katılacak bir değere daha kaynaklık ediyor. ...1975 yılında Sakarya'ya öğretmen olarak atandıktan sonra 79 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde göreve başladım. Halk Eğitim Merkezi'nin önemli görevlerinden biri de yöre halk kültürlerini değerlemek, yaymak, yaşatmak olduğu için bu bilinçle hemen ilk etapta tabii Sakarya'nın kendine has oyunları, müzikleri, türkülerinin değerlenmesi, bunlara karşı ilgi uyandırılması düşünmüştüm. Halk eğitimde oluşturduğumuz bir grup bu konuda bana yardımcı olacak arkadaş grubuyla birlikte düşündük, taşındık. Sakarya'nın önemli halk kültürlerinden geleneklerini, göreneklerini temel kaynağını teşkil edecek yerleşim alanları, yaşayan canlı kaynaklar, yazılı kaynaklar neler olabilir diye düşünmüştük. Kısa bir çalışmadan sonra mevcut yazılı kaynakların çok fazla yeterli olmadığını tespit ettikten sonra dedik ki hemen alana çıkalım. Canlı yaşayan kaynaklardan halk kültürümüzle ilgili derlemeleri yapalım düşündük. Tabii ki Sakarya deyince ilk yerleşim alanlarından biri Taraklı, Geyve ve Pamukova. Burada buralar teşkil eder düşüncesiyle hemen yolumuzu Taraklı'ya çevirdik. Bugün burada Sakarya halk oyunları için gerçekten çok önemli bir kaynak kişi teşkil edilecek olan Sayın emekli öğretmenimiz Ahmet İşsever hocamızla bir değerleme çalışmasını yapacağız birazdan. Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Buyurun. Belediye başkanımız da buradaymış Ercan. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Ali Bey'i tanıyorsunuz zaten. Sakarya'mızın halk kültürü alanında çok değerli bir uzman arkadaşımız. Bugün buraya beraberce Sakarya Halk Kültürü'nde halk oyunları bölümünü işlemeye geldik. Mümkün olursa Ahmet İşsever'le ve müzisyen olarak da Sabri İlter'le bir program yapacağız. Görüşmeler yapacağız. Sanırım bu konuda bize yardımcı olursunuz başkanım. Tabii, ne demek elimizden ne geliyorsa hepsini yaparız. Şimdi hem oyunları görüntülemek istiyoruz. Çok güzel. Hem müzikleri kaydetmek istiyoruz. Hem de bu alanda bir kültür taşıyıcısı olarak buradaki bir değer olan Ahmet İşsever'i en azından Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine kazandırmak çok istiyoruz. Güzel. Kaynağında bu işi değerlemek bizim için çok önemli. Evet, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Teşekkürler. Nasılsın? Ahmet Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun. Sağ olun. Şimdi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına, daha doğrusu bakanlık adına da bir çalışma yürütmek üzere Taraklı'ya geldik. Konu halk oyunları, yöresel oyunlar. Yörenin oyunlarının Taraklı, Pamukova ve Geyve ağırlıklı olarak, hatta 89 yılında ilçe olduğu için sadece Geyve adıyla anıldığını da biliyoruz ağırlıklı olarak. Biz buna herhalde hocam konuya başlamadan önce manav oyunları desek daha doğru değil mi? Manav dediğim yerli oyunlar. Yerli oyunlar. Başakları aynı anlam. Hocam özellikle sizi tanımak isteriz. Yani Ahmet İşsever olarak ne zaman doğdunuz? Neler yaptınız? 1944 Taraklı doğumluyum. İlkokulu burada okudum. İlkokuldan sonra öğretmen okuluna gittik. Öğretmen okulundan çıktıktan sonra da 30 yıllık bir öğretmenlik hayatından sonra emekli oldum. Başakları 20 yıldır da emekliyim. Aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süredir de halk oyunlarıyla. Kaç yılında hocam halk oyunlarıyla tanıştınız? Halk oyunlarına
1966 yılında Geyve'nin Akdoğan Köyü'nde ilk başladım. Öğretmenlik yaparken. Ondan sonra Ali Fuat Paşa'ya geldikten sonra ağırlıklı olarak yani 73'ten sonra ağırlıklı olarak devam ettim. Peki bir hocanız var mıydı? Öğreten biri var mıydı? Hayır. Yani düğünlerde gördüğümüz kadarıyla, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla onların gördüklerimizi uygulamaya çalıştık. Hocam hangi enstrümanları çalıyorsunuz özellikle? Vallahi hepsini hemen hemen diyelim. Gitarın haricinde çalmadığım yok gibi. Peki hocam ilk enstrüman neyle tanıştınız? Ben ilk öğretmen okulunda mandolinle başladım. O da bir perdesiz. Tabii mandolinle, mandolinin haricinde rahmetli oldular hep müzik öğretmenlerimiz, saz ekibi kurdular. Hatta 61 yılında İstanbul Radyosu'na da götürdüler bizi. Peki halk oyunlarına nasıl geçtiniz? Halk oyunlarını öğretmen okulundayken yaptık. Yani o arada halk oyunlarına iştirak ettik. Çıktıktan sonra... İlk oynattığınız oyun mesela? Öğretmen okulunda 19 Mayıs hareketlerinde oynadık ilk şeyi. Ondan sonra da ilk ekip olarak kurduğum şey Akdoğan'da. Ne ekibiydi? Çocuklardan. İlkokulda. Yöre olarak? Yöre olarak. Geyve yöresi. Geyve yöresi. Evet. Yöre oyunlarımızı biliyorsun 1980'den sonra yarışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışmaları olsun, Kültür Bakanlığı'nın yarışmaları olsun. Bunlara Sakarya'da Sakarya yöresi oyunlarla temsil etmeyi arzu ediyorduk. Sizler de öyle. Sizinle tanıştığımız zaman ama ne yapıp Ahmet Hocam'la ilgili birlikte çalışmalar yapalım, değerlemeler yapalım biliyorsun, ekipler oluşturalım diye. Adapazarı Halk Eğitim olarak bir topluluk oluşturmuştuk. Orada sizin öğretmenliğinizle, eğitmenliğinizle başlamıştık. O gün, bugün işte sağ olun, eksik olmayın. Sizin geçmişte getirmiş olduğunuz bilgi birikimi halk kültürü üzerinde yeni gençlerimize aktardık. Bugüne kadar iyi yolda olduğumuz söylenebilir. Şu anda da biliyorsun hem Geybe'de, hem Pamukova'da, hem Ali Fuat Paşa'da, hem Adapazarı Merkez Okulları'nın birçok yerinde Sakarya yöresi oyunları artık icra edilmektedir. Sakarya Geyve yöresinin Zeybek oyununun figürlerini çalışacağız hep beraber. Öncelikle oyun 9 zamanlı. Önce ben bir figür göstereyim, ondan sonra beraber yapacağız. Ellerimiz, eller konumu bu şekilde oluyor. Buradan başlayacağım. Önce bir seyredin. Hoppa diyeceğim. Bağır zıpla, bağır zıpla, yürü. Yürü zıpla, bağır zıpla, bağır zıpla, yürü, 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 yürü zıpla, bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla. Şimdi daire formatına geçelim, daire formatına geçelim. Evet. Daire formatına geçtik. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla, bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla. Formatında yani zıpla formatında dairenin içindeyiz. Yürü adımlarda sağa doğru işler adımdayız. Hazır. Üç, dört. Bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla, bir zıpla. 2001 yılında Kültür Bakanlığı'nın araştırmacısı olarak Sakarya'ya atandım. Atanmadan sonra Sakarya halk kültürleri üzerine çalışmalara başladığım andan itibaren Sakarya halk oyunlarının geçmişte üzerine yapılan çalışmaları inceledim. Daha detaylı hale getirmek üzere yoğun bir araştırmaya giriştim. Bu araştırmalarım sırasında özellikle Taraklı, Geyve, Pamukova, Kaynarca yöresinin hemen hemen bütün bu yörelerde yaşayan yerli denilen manavların kültürleri üzerine çalışmaları da bulundum. Çalışmalarımın ilk örneklerini 2002 yılında Muğla'da yapılan Zeybekler Sempozyumunda sundum. Marmara yöresi zeybeklerinin özelliklerinin anlatımını gerçekleştirdim bu çalışmamda. Daha sonra 2007 yılında da çalışmalarımı bir gazetede yazı dizisi haline getirdikten sonra 2008 yılında Kültürel Renkleriyle Sakarya adlı bir kitapta hepsine yer vererek çalışmalarımın ana bölümlerini hepsini tamamlamış oldum. 2008 yılında Sakarya yöresi yemek kültürü ve 2009-2011 yıllarında Sakarya rehberini hazırlayıp yöre kültürü ve halk oyunları ile ilgili bütün çalışmaları kaleme almış oldum. Tabii bu çalışmalar sırasında dikkatimi çeken yöre ezgilerinin ağırlıklı olarak kaşık oyunlarından meydana geldiği ve yöresel olarak da geçişlerin bulunduğu. Örneğin Zeybek kültürünün daha çok Seymen kültürüyle buluştuğunu
ve Zeybe'nin sertliğini yerini Seymen'in yumuşaklığına bıraktığını gördüm. Bu benim için ilginçti. Bu çalışmalarımı sempozyumda da paylaştığım zaman bu geçişlerin geleneksel olarak gerçekleştiği ender bölgelerden birinin Sakarya olduğu ortaya çıktı. Kaynak kişilerinden bir tanesi Ahmet İssever'di. Ahmet İssever ve Fuat Taş. Özellikle Fuat Taş 1960'lı yılların ilk oyunlarını sergileyen insan olması açısından yöre kültüründe de önemli bir inisiyatif var. Çalışmaları tamamladıktan sonra bir başka açıdan değerlendirdik ve bu insanların yöre kültürünün de tanımlayıcısı yani geleneksel kültür taşıyıcısı olduğuna karar verip AFA Kültür Merkezi'nde yani Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi'nde bu insanların ikisinin isminin halk oyuncu olarak ve müzisyeni olarak, yöre müzisyeni olarak da isimlerin verilmesine valinin onayıyla karar verildi. Ve bugün artık o salonlarda Sakarya halk oyunlarının asıl kültür taşıyıcıları olan Ahmet İssever'in ve Fuat Taş'ın isimleri de yer alıyor. Karagözlüm oyununu oynayacağız. Bayanların oyunlarından bir tanesi. Kol, ellerimizin vaziyeti bu şekilde olacak. Sağ, sola. Sağ, sol adım yanına geliyor. Sağ adımla gidip sol adımı yanına çekeceğiz. Şuradan seyredin ben önce isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sağ adımı işliyoruz. Hazır. Ellerimizi kaldırıyoruz. 3, 4. 3, 8 sayı yaptıktan sonra meyan müziği geliyor. Yerimizde sayıyoruz. 1 sağ, 2 sağ, 3 sağ, 4 sağ ve sola dönüp kollarımızı şu şekilde yapıyoruz. 1 burun, 2 burun, vur, zıpla, bas, yaylan, bas, yaylan. Burada türküyü söylemeye başlıyoruz. 1 meyan, 2 meyan, 3 meyan, 4 dön, 1 yürü, 2 yürü, 3 yürü. Osmanlı'dan bu yana göçlerle zenginleşen, farklı kültürlerin, halkların huzurlu ortak evi. Sakarya, farklılıkların buluştuğu zengin halk kültürüyle Anadolu'nun en özel coğrafyalarından biri. Bu kültürün asırlardır olduğu gibi günümüzde de yaşatılması, korunması ve geleceğe de otantik haliyle taşınabilmesi için emek harcayan, yorgunluk duymadan, istekle çalışan sıcak yüzler var. Yaşar Şahin ve Ali Aktaş. Onlar bir türkünün izinden gidip yaşamın ta kendisiyle, geçmişle ve gelecekle buluşuyorlar. Bu zenginliğin korunması ve yaşatılması için, bu değerlerin tüm yöre halkı tarafından sahiplenilmesi için onların çabaları. Kurdukları dernekler de onların yöre kültürüne duydukları sevdayı daha çok kişiye yaydıkları birer çatı. Yaşar Şahin ve Ali Aktaş. Onlar Anadolu'nun sıcak yüzleri.